Bir taşla iki kuş vurmak istiyor bu yasa değişikliğiyle ilgili, seçim yasası değişikliğiyle ilgili. Şimdi siz olmaz yapamaz diyorsunuz ama bir şekilde mecliste çoğunluğu alırsa bu çalışmayla, bu planla Cumhur İttifakı, o zaman Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığında, hani kamuoyu seçmen sandığa giderken ikinci tur için, o zaman şey yapmasın, işte mecliste çoğunluk, Cumhur İttifakı'nda efendim, Millet İttifakı'nın adayı gelmesin, Tokmak Başkası'nın elinde, Davul Başkası'nın elinde olmasın diye bir şekilde seçmeni de kendi adaylarına, Cumhurbaşkanı adaylarına oy vermeyi sevk etmek, ona yönlendirmek. Vallahi gibi. ben konuşulacak ihtimaller içerisinde hükümetin aynı bu yaptığı yatırımlardaki hesap hataları gibi bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Yani Zafer Havaalanı'nı yaparken ne kadar maharetsizlerse bu seçim kanunu yaparken o kadar maharetsizler. Hesap hatası. Hesap yapmayı bilmez bir hükümetle karşı karşıyayız. Bunu en son yaptıkları seçim kanununda göreceğiz şimdi. Ama seçim hesap kanununu, hatası şunu derken şunu diyorsun, birinci parti e, Millet İttifakı'ndan çıkarsa zaten bu yasa onlara size yarayacak. Evet. Ya zaten e, o anlamda söylüyorsunuz. MHP'nin aleyhine de işleyebilir. Yani mayeviler en azından zaten onlardan önde olacaklar Şunu mesela bir kayda geçirelim var. ekranlarınızda. Ben hükümetin bir çeşitlilik kazandığını düşünüyorum. Yani bu işlerine yararsa bununla, bu işlerine yaramaz, aleyhlerine dönerse de erken seçimle bunu böyle çıkarırlarsa pat edecek bir şey deniyorlar bence. Yani şimdi bu çıktı diyelim. Uygulamayabilirler bunu. Uygulamayabilirler. Ne zaman? Sahadaki karşılığının gördükleri andan itibaren. Bir sene beklemeden seçime giderler. Tabii ki. O zaman bir sene beklemeden seçime gidecekler. Bence test ediyorlar. Yani bu yaptıkları şey onlar için bunu bir deneyelim. Mecliste %5'e e düşürme ihtimalleri var mı? Barajı. Var. Neden sordun Şöyle Çünkü şöyle bir yaklaşım var. Deniyor ki %7 ile el açıldı. Muhalefet %3 ile gelecek. Evet. Ortası Ül, pazarlık beş. marjı bırakıldı. Olur. Ve %5'te anlaşma ihtimali yüksek. Bunun da sebebi Deva gelecek ve Saadet'in altılı Oradan masadan toparlan. ayrılmasını Toplaması. hızlandırmak. Öte yandan Muharrem İnce, Olur. Ümit Özdağ ve Mustafa Sarıgül gibi muhalefetten de oy alması Beklenen siyasi seçenekleri gayretlendirmek. Dolayısıyla bu nedenle barajın 7'den de 5'e düşme ihtimali olabilir deniyor. Bunu bu size geldi olabilir. mi? Geldi. Geldi. Onlar şimdi şöyle. Siyasi matematik burada. İktidarın gücü, memleketin ümidini yönetmeye yetmiyor. Muhalefetle korkutarak seçmen davranışını yönetelim. Yani buradaki işte istikrarsızlık, işte burada bir belirsizlik var, buradaki bu çok farklılığın istikrarsız doğuracağına dair bir duyguyu kendi avantajımıza dönüştürebilir. Bunu deneyecekler. Ama bizde şunun görülmesi lazım. Türkiye'de hükümet istediği kadar bu hesapları yapsın. Ben hükümetin bu noktada seçmenin karşısına iktisadi zorluklar bu kadar yüksek düzeyde hissedilirken bu matematiklerle çıkamayacağına inanıyorum. Bir, de bir sonraki koşulları da bilmiyoruz. Bir yıl sonraki koşulları. Evet yani bu şimdi biz ihtiyaç e, ihtiyat akçesini, işsizlik fonunda biriken paraları harcamaya başladıkları andan itibaren başlarına gelecek her şeyi söyledik. Yani bu paraya ihtiyacınız olacak harcamayın. Bu para bunun için değil harcamayın. Enflasyon etkisi yapar yapmayın. Efendim açıkladığınız 11. Kalkınma Programı'ndaki hiçbir hedefi tutturamayacaksınız. Efendim gıda ile ilgili ciddi bir kriz geliyor. Önümüzde buğday sıkıntısı yaşayacağız. Bunu bir sene önce söyledik biz. Yağ sıkıntısı yaşayacağız. 8-9 ay önce söyledik. Açacak yağ sıkıntısı yaşayacaksınız. Enerjide bu bağımlılığı tek koridordan çeşitlendirmek zorunluluğumuz var. Dikkat edin. Bütün bunlarla ilgili hükümet bizim söylediklerimize sağırdı ama bizim elimizi kuvvetlendiren bir imkan var. Biz size söylemedik mi diye konuşuyoruz biz. Duyuyorsunuz bizi mecliste kürsüye çıkan her muhalefet partisi temsilcisi şöyle konuşuyor. Biz sizi uyarmadık mı? Biz size demedik mi? Biz size bunu geçen sene demedik mi? Biz size bunu geçen sene bütçe konuşurken hatırlatmadık mı? Şimdi biz vatandaşımızın karşısında şöyle bir siyasi iradeyi temsil etmeye başladık. Tenkitlerinde isabet eden, çözüm diye söyledikleri kulak arkası edildiği için mağduriyet yaşamamızın sebebi olarak hükümeti ihbar eden bir merkez haline geldik biz. Dolayısıyla biz şimdi sahada memleketteki ümide dokunan tarafız. İktidar korkutan taraf. Yani eskiden iktidar ümidi temsil ediyordu. Biz korkutuyorduk muhalefet olarak. Biz diyorduk ki eğer bu sistemde geçerse mahvolduk, battık, bittik, yandık, yıkıldık. Kontrolsüz bir güç olacak, yargı siyasallaşacak, devlet kurumları aşınacak. Vatandaş doğru da olsa korkuyu, endişeyi oylamak istemiyor. Ümidi hayal de olsa oylamak istiyor Seda Hanım. Tayyip Bey ümidi biz korkuyu anlattık. 24 şeyde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oylamasında ümit kazandı. Yani millet ümidi denemek istedi. Ama şimdi biz ümide döndük. Şimdi biz diyoruz ki üstelik güçlerimizden feragat ederek biz merkeze yürüyoruz. Tayyip Bey iktidar bizim karşımızda şöyle. Bana güç verin diyen taraf. Biz bizim gücümüzü sınırlayın diyen tarafız. Evet. Yani biz şöyle diyoruz artık. Gücümüzün sınırlandırılması lazım. Çünkü kontrolsüz güç memleketi fakirleştirdi. Yargı bizi denetlesin diyoruz biz. Yani biz şimdi vatandaşımızın karşısına çıkıp diyoruz ki aziz milletimiz Bizi yargı denetlemezse biz sizin bu paralarınızı çarçur edecek bir sistemle sizi yönetemeyiz. Bizi yargı denetlesin. Efendim biz güven oylamasına tabi tutalım, hesap verelim. Biz sizin yaptığımız her şeyin, her yatırımın son kuruşuna kadar hesabının bize sorulacağı bir yetki sınırlaması istiyoruz sizden diyoruz. Dolayısıyla bizim karşımızda keyfilik, biz kurala uyma vaadiyle çıkıyoruz. O yüzden ben önümüzdeki sürecin, iktidarın yönetemeyeceği kadar zafiyete döneceğine inanıyorum. Peki yani, şöyle yapalım mı? Şu 51-49'da falan bitmeyecek bu seçim. Evet. yani eze eze alacağız. Şimdi ya. sizi dinledik. Ee, daha da dinleyeceğiz. Ama ben sizin söylediklerinizden hareketle... Stüdyodaki arkadaşlarım, gazeteci arkadaşlarım ne düşünüyorlar merak ediyorum sizin söylediklerinizle ilgili. Bir kere Yavuz Bey hani çok rahat diyor ki bir hesap hatası var. 2018 seçim sonuçlarına göre bu mühendislik çalışmasını yapmışlar ama köprünün altından çok su akmış. Bugünkü oylara baktığınızda bu hesabın tutmayacağı görülüyor diyor. Ve diyor ki biz bir şuur ittifakı oluşturduk kurduk bu kolay kolay dağılmaz. Ee, bu kadar rahat Bakıyor musunuz meseleye? Bu kadar risksiz bakıyor musunuz meseleye? Ee, özellikle bu o, oy dağılımı konusu ittifak içerisinde nelere ne gibi sorunlara sıkıntılara yol açar? Muhalefet bu oyunu bozma şansına sahip bir kısa kısa bir görüşlerinizi bu, rica bu ediyorum. Bu başlamadan Baktan... sonra muhalefetin artık bu seçim aritmetiği üzerinde durmaması gerekiyor. Tek bir iddia sahibi evet. olması gerekiyor. Ve muhalefetin her bir partisinin hatta birinci parti, ülkenin birinci partisinden bahsediyorum. İttifak içerisinde bir yarış yok bu iddiayla çıkması gerekiyor. Yüksek oy hesaplarını yapıp bu işi bitirmesi gerekiyor. Sanırım Sayın Ağar Alioğlu'nda böyle bir özgüven evet. var. Bu özgüvenle konuşuyor. bunu iktidar da biliyor. Zaten ikinci parti millet ittifakı ittifak olarak ikinci ittifak olurlarsa oy sayısında zaten hiçbir aritmetik hesabın işlemeyeceğini zaten iktidar bloku da bunun farkında. Peki bunun farkında ise yani dediniz ya 2018'den hesap yaptılar ama 2018'e hesabı tutmayacak. Buna son derece katılıyorum. Ama bir hesap daha yapıyorlar. Muhalefet blokunu acaba böyle bir e, aritmetik e, ince hesapla çatlatabilir miyiz? Yani bir o çatlaktan da dalabilir miyiz? Çünkü e, şu anda ittifak altılı, e, oldukça Türk siyasetinde görünmeyen e, şaşayla bir e, ittifak yaptı. Ve gerçekten altı benzemez, gerçekten benzemez. Benzemez ama ortaklaşabildiler. Ve ülkeye e, uzun süredir tek adam yönetimiyle giden ülkeye bir şey gösterdiler. Biz birlikte yönetebiliriz. Biz uyum içerisinde yönetebiliriz gösterdiler. Bu çatlarsa ben seçim sahasında da kazanırım hesabıyla yaptı bu durumda. Çünkü aslında bizim bildiğimizi bence iktidar da biliyor. Çünkü ikinci ittifak olunca şansları yok. Hı hı. O yüzden e, muhalefetin çatlağını oynuyorlar. E, şunu biliyorlar aslında sahada zordur. Sayın Ağaralioğlu çok iyi bilir. Yani Bir seçim listesi, 600 kişilik bir milletvekili listesi yapmak gerçekten çok iş. Çok zor iş. Siz önceki seçimden her parti kendi adaylarına söz vermiştir. Her bir bir sonraki seçimde denmiştir. Ben yıllardır çalışıyorum diyen partililer gelecek. Siz ortak liste çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Bu ortak liste çıkarken tek yek vücut bir parti bile sıkıntı yaşarken acaba altılı ittifakta bir ortaklaşılırken listeler neler çıkabilir? Soru budur ve muhalefeti bekleyen sınavda budur. Şu anda zaten bir araya gelmişsiniz. Bir araya gelmiş partiler bir hesapl bu hesapları yapıyorlar. Bu hesaplar sırasında tek partide bile çıkan e, sorunun altılı ittifakta çıkmasını ben umuyorlar, bekliyorlar. Bana... Ben mesela şöyle bir şey söyledim parlamentoda da dile birkaç sefer. Keşke iktidarın ihtiyacı memleketi ayağa kaldırmak, toparlamak için milletvekili sayısı olsaydı. Aynen. Ben dedim onlara ki biz sizin milletvekili sayınızın azlığından, gücünüz yetmediğinden, memleketi toparlayamadığınıza inansak size yardımcı da oluruz. Siz 600 tane mebusu olsa bile memlekete artık bir hayrı dokunamayacak kadar her şeyden kopmuş bir iktidarsınız. 600 mebusunuz olsun hiçbir şey yapamazsınız. Evet şu anda... Yani iktidarın artık sayısal ihtiyacı yok. İktidarın ihtiyacı siyasal. İktidarın ahlak ihtiyacı var, akıl ihtiyacı var, izan ihtiyacı var, hukuk, hak ihtiyacı var. Her şeye ihtiyacı var. İktidarın güç ihtiyacı yok. İktidar en ihtiyacı olmayan şeye odaklanmış. Sizin güce ihtiyacınız yok. Ahlaka, akıla ihtiyacınız var. İktidarın ihtiyacı izana, kurala, kaydeye. Yani nizama ihtiyacı var. İktidarın tek ihtiyacı olan şey, tek ihtiyacı olmayan şey güç. Zaten ellerinde güç var. Güç devşirmeye çalışıyorlar. Ne yapacaksınız ki gücü? Yok, Siz gücünüzle memleketi aslında bu hale bu getirdiniz. Aslında bu iddiayı da kaybettiler. Tabii ben bu soru da, da onu görüyorum. İşte Bit. Onun için e, evet. sizi onaylayalım evet. az önce çünkü rakibi bu yani Al. siyaset ilk bir tarafı da negatif siyasetle de yürür. Yani bir pozitif siyaset var. güç siyaseti var. Artık bu iddiasını bile kaybetti. Al. İttifak tek bir şansları olduğunu düşünüyorlar rakibi bozmak. negatif siyaset kimi zaman başarılı olur ama Türkiye'nin negatif siyaseti de başarılı olmayacağını herhalde 2022 yılına geldiğimiz şu dönemde insanlar evet. görüyor diye düşünüyorum. İşleri zor ama bir şartla söylüyorum. Eğer altılı ittifak e, kendi içindeki huzuru sağlayabilirse, koruyabilirse. Çünkü bir sınav daha bekliyor. Tamam, ittifakı sağladınız. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ne yapacaksınız? E, o sınavda orada bekliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı değil, başbakanlık mühim. Biz cumhurbaşkanlığını evet. sembolik bir makama dönüştüreceğimiz için cumhurbaşkanlığı makamı. Ama e, ortalama... ama Devralacak Cumhurbaşkanı o yetkilerle devralacak. Hiç problem yok. O mutabakat süreci organize edildi. o şuur beraberliği dediğim şey odur. Yani bize devletin başında milletin birliğini temsil edecek, nezaketi, zerafeti olan, izan duygusu olan, hak duygusu olan, siyasete eşit mesafede durabilecek olan, kendini oy veren oy vermeyen tartışmalar arasında makamı aşındırmadan bütün bir milleti ailesi gibi sayacak olan Ali Canap bir irade lazım. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Ahlakının bu olması gerektiğini vurguluyoruz. Bize bu memleketi bu hale getiren süreç içerisinde çok kararlı, ne yaptığını bilen, süreci çok maharetle yönetecek, bu restorasyon sürecini yeniden organize edecek, bir maharetli başbakanlık lazım. O başbakanlığa adayız biz. Yoksa Cumhurbaşkanlığında hiç zorlanacağımızı düşünmüyoruz. E, Sembolik hareketimiz e, hiç zorlanmayacağız. Kısa kısa değerlendirme alacağım ha? demiştim ama süreyi de düşünerek bir hatırlatma yapayım sizlere. Şimdi biz zaten Sayın Özel Sencer'i ağırlayacağız. Onunla da bunları konuşacağız ama bir de bir Tansu Çiller meselesi var, konusu evet. var siyasetin. E, i̇sterseniz kalan son 15 dakikamızda... Bu konuyu konuşabilir veya bunu sorabiliriz. Ben ona bağlayacaktım aslında. Kısaca bir girip, tabii ki. anlatayım. Evet. Bir şey ifade edeyim, ona tansiyonlara bağlayayım. Hı hı. Şimdi ben tabii özgüvenini anlıyorum. Yavuz Bey'in partisinin de iddiasını anlıyorum. Görüyorum da zaten sahada çok güçlüler. Ama sonuçta AK Parti'nin, yani Cumhur İttifakı'nın bu hamlesinin çok hafife alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok matematiksel hı hı. ve iyi bir hesap yapmışlar diye düşünüyorum. Birincisi, Artık oylarla kaybettikleri milletvekillerini koruyacaklarını inanıyorlar ve bu doğrultuda adım attılar diyorlar ki yani ben.